Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars Brawl Talk videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün Brawl Talk'umuz yayınlandı. Canlı yayında gerekli bütün bilgileri verdik zaten ama canlı yayını sonuna kadar izleyemeyen arkadaşlarımız için şöyle bir kısa toparlama yapalım Brawl Talk adına. Bu Brawl Talk'umuz Meksika Karnavalı ve Dia de los karışımı şeklinde olacağı açıklandı Brawl Talk'ta. Poco Bandstand yani yeni efsanevi savaşçımızın evi olarak adlandırılan yer yeni efsanevi savaşçımız, ilk kadın efsanevi savaşçımız da Amber, artık nasıl telaffuz edildiğini ilerleyen zamanlarda hepimiz alışacağız ama yeni efsanevi savaşçımız gerçekten efsanevi bir savaşçı olarak geldi. İşte gördüğünüz gibi yeni efsanevi savaşçımız Amber elinde bir meşaleyle altındaki çubuğa da baktığımız zaman şöyle sesi kısık şekilde izleyebilirsek arkadaşlar, hemen şuradan sesini de kısayım. Buradan baktığımız üzere bir lav gibi bir şey püskürtüyor ve ne kadar uzun süre püskürtürse altındaki bar da o kadar aşağıya iniyor ve gerçekten ilginç bir mekanik olarak görünüyor bu arkadaşlar. Ultisinde yere bir yağ fırlatıyor ve bu yağ belli bir süre yerde kalıyor ve bu yağı ateşlemek için de doğru zamanı bekleyin diyorlar. Ultisiyle bu yağı yere döktüğünüz zaman ateşlediğimizde ortadaki çalılarda kayboluyor ve içerisinde kalan bütün savaşçılara ciddi hasar veriyor. Gerçekten efsanevi olarak gelen iyi bir karakterlerimizden birisi olmuş. Zombi Bibi ve Underworld Bow şeklinde, biz normalde Demonic Bow diye bekliyorduk ama Underworld Bow şeklinde yeni skinlerimiz geldi. Underworld Bow ve Zombi Bibi, özellikle Zombi Bibi'nin bu balonundaki ilginç bu atma detayını görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bakın balonundaki efekt gerçekten çok iyi. Artık kaç taş olur onu bilmiyorum ama gerçekten güzel skinler diye düşünüyorum. Ayrıca Bull, Barley, Mortis, Rico, Frank, saf ve gümüş altın skinler geleceği söylendi. Bunun dışında arkadaşlar hepimizin beklediği bir Rosa skini vardı. Rosa skini işte burada Dani'nin de maskesini takarak oradaki biliyorsunuz ki Brawl Talk tanıtıldığında sağ alt tarafta bir saksının yanında bir kuru kafa gibi bir şey vardı. Bunun ne olduğunu merak etmiştik. Özellikle ilk başlarda o dikkatimizi çekmişti ama Rosa'nın yeni skini olduğu söylendi arkadaşlar. İşte Rosa'nın yeni skini de burada böyle görebiliyorsunuz. Ayrıca Rosa'nın orijinal haline de bazı animasyonlar geleceği söylendi. Burada Rosa'yı nasıl alabileceğimiz konuşuluyordu. Brawl Oven Challenge şeklinde bir muhtemelen 12 maçlık bir turnuva olacak ve bu turnuvanın kazananları burada Rosa'nın skinini dünyadaki herkesten önce elde edecek şeklinde de bir açıklamaları var. Frank, Dani ve Ryan'ın bu şekilde açıklama yaptılar. Onun dışında özel pinler de elde edilebileceği şeklinde, yanlış hatırlamıyorsam bu challenge'lar sonunda kazananların gösteriliyor. Zaten buradaki challenge'lardan alabileceğimiz pinler de burada gözüküyor. Kazananlar için özel rozetleri de buraya paylaşmış. Bunun dışında neler var diye dikkatimizi çeken neler var diye baktığımızda Colt'a yeni gelecek olan Challenge Colt kostümü var arkadaşlar. Bu dükkana teklifler şeklinde geleceği söylenmişti. Şimdi bazı arkadaşlarımız canlı yayında kupa yolu dedi ama tamam, Colt zaten bir kupa yolu karakter ama biz burada skinlerden bahsettiğimiz için bu oyuncuları destekleme amaçlı buradan elde edilen gelirin de bir ödül havuzunda toplanacağı söylendi. Destek amaçlı, oyuncuları desteklemek amaçlı da gerçekten güzel bir kostüm olmuş Colt Challenge Colt kostümü. Bunun dışında baktığımız zaman konsept videolarının ilk başlarını çeken bir ışınlanma durumu vardı. Bakın burada Bull buraya giriyor ve hemen işte şuradan karşıdan ışınlandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bu gerçekten oyunun eğlencesini arttıracak şeylerden birisi. Benim gerçekten hoşuma giden durumlardan birisi. Gece vardiyası şeklinde açıklanılan Graveyard Shift şeklinde. Bu geçen sene de hayalet modu şeklinde arkadaşlarımızın söylediğine göre bunun da bu güncellemede geri geleceği söylendi. Onun dışında işte burada bulun ışınlandığı yerdeki yeni haritamızı da görmemiz mümkün sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bahsedilen şeylerden birisi Taran'ın çarşı sezonundaki ödüllerden bahsedildi. Taran'ın çarşı sezonundaki ödüllerin bu sezon sonunda almazsanız eğer otomatikman toplanacağını söylenmiş. Yani önümüzdeki sezon artık Taran'ın çarşı sezonuna erişemeyeceğiz. Toplayamadığımız ödüller de otomatik olarak toplanacakmış. Bence kendinizin toplamasını, eğer ödülleriniz varsa oradakileri toplamanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında harita oluşturucu şeklinde bir durum var. Beta şeklinde açıklandı. Kendi haritalarımızı oluşturabileceğimiz, yani kendi haritalarımızı oluşturabileceğimiz ve arkadaşlarımıza dostluk maçı yapabileceğimiz bir durum diye düşünüyorum.
Bunun için başka yerlerden hani indirmek gibi bir programlar vardı ama bunların yerine Brawl Stars bu şekilde bir güncelleme getirmeyi düşünmüş ki bence gayet güzel bir durum. Nasıl olacak bilmiyoruz. Ayrıca Brawl Maps yazarak şurada YouTube'da arama yerine Brawl Maps yazarsanız arkadaşlar burada bu harita oluşturucunun ne anlama geldiğini zaten öğrenebilecekmişiz. Yani işte güncelleme ne zaman diye bir şey söylemediler ama benim tahminim işte her zaman söylediğim gibi bilmiyorum tabii ki sadece tahmin. Sadece işte 19'una kadar gelir mi diye düşünüyorum. Gerçi güncellemeler biraz sürpriz geliyor. Bir anda sürpriz geliyor ama bizler de eğer güncelleme gelirse sizlerle beraber burada canlı yayın açıp yeni güncellemeyi takip ederiz arkadaşlar. Ayrıca söylemeyi unuttum arkadaşlar. 10 yeni de aksesuar geleceğini söylediler. Güncellemeyi takip eden haftalarda 10 yeni aksesuar daha gelecekmiş. Şahsen ben orada Bull, Nita ve Colt'u gördüm ama diğer aksesuarları göremedim. Bir de Max vardı yanılmıyorsam. Max'in aksesuarı çok dikkatimi çekti. O konuda Max'le özellikle hatta videomuzu bitirmeden onu da göstereyim eğer görebilirsem. İşte Max'in aksesuarı burada çok dikkatimizi çekti. Bakın burada bir şey var abi. Artık bak ateşi buraya ediyor, nişanı buraya alıyor. Ama burada da farklı bir durum var. Bakın Max'in burada enerji içici. Hatta şuradaki altyazıyı da kapatalım arkadaşlar. Altyazıyı kapatınca görünecek mi? Evet bakın burada Max'in ikinci aksesuarıyla alakalı bir şey var. Burada kafasında yanan bir şey var. Buradaki aksesuarıyla alakalı ışınlanıyor mu artık nasıl bir şeyse Max'i seven benim için ve siz değerli arkadaşlarımız için güzel bir şey bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Zaten canlı yayında kısa bir özetini geçtim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeah.